Polikistik over hastalığı kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında gelir. Kendini belirti olarak adet görememe veya seyrek adet görme şeklinde gösterilir. En sık görülen belirtisi budur. Onun dışında hormon bozukluğuna sebebiyet veren androjen yüksekliğine bağlı belirtileri de vardır. Bunlar tüylenme, saç dökülmesi, yağlı cilt, sivilcelenme gibi belirtilerdir. Androjen yüksekliği dışında polikistik over'de beraberinde insülin metabolizması ve yağ metabolizması bozuklukları da görülür. O da kendini işte kilo alma, özellikle göbek çevresinde kilolanma ile bize kendini belli eder. Hastanın bize geliş sebeplerinden biri de çocuk olmaması, yani infertilite problemidir. Hastaya yaklaşırken öncelikle hormonal bozukluğu düzeltme yönünde tedavimizi uyguluyoruz. Ama bu yeterli değil çünkü polikistik over sendromunda beraberinde şeker metabolizması ve yağ metabolizması da bozuluyor. Sadece hormon vermekle bu sendromun tedavi etmeyi başaramıyoruz. Beraberinde multidisipliner bir yaklaşım gerekmekte. Yani hastanın insülin direncini, kolesterol yüksekliği, kilo alımı, aşırı göbek çevresinde yağlanma problemini ortadan kaldırmak için beraberinde diyet ve hareketi artırma gibi ek tedbirler de almak gerekir. Bu polikistik over sendromu sıklıkla genç kadınlarda karşımıza çıkıyor. Özellikle ergenlik döneminde de görüyoruz. Yalnız ergenlik döneminde görülen adet düzensizlikleri, seyrek adet görmeyi her vakada polikistik over sendromu olarak değerlendirmememiz lazım. Bu yaşlarda, yani ergenlik döneminde fizyolojik olarak, yani yumurtalık ve beyin aksının tam oturmamasına bağlı olarak da adet düzensizlikleri görülebilir ve bu normaldir. Bunu ayırdığını yapmak da önemli. Dediğim gibi tedaviyi de multidisipliner olarak hormon kontrolleri beraberinde kilo ve jimnastik hareket, vücut hareketini artırma yönünde hayat şeklini değiştirerek bu hastalıkla baş edebiliyoruz.